Herkese merhabalar. 957. YouTube videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar YouTube'um olağanüstü gidiyor. Biliyorsunuz takipçi sayım günden güne hızla artıyor. Yani umarım öyledir. Ben öyle şeylere çok bakmıyorum çünkü düşük olursa YouTube'u bırakırım. Depresyona girer, onu da bırakırım. Ama şeyi öğrendim. Ne plaket almışım. 100 bin takipçim olduğu için plaket almışım. Evime gelecek şimdi. Onunla da size sonra hava atacağım. İnanılmaz heyecanlıyım. Daha yeni oldu işte. 1,5 aydır YouTube çekiyorum. Hemen ilk plaketimi aldım. Demek ki ben daha neler alırım? Bunu almak nedir ki? Ben bu 2 yıl içinde daha neler aldım? İniz Arıkan'ın değil. Enisi anlatacağım. Çıktık mı? Bitti mi jenerik? Bitti. Çok uzun süre iş güç yapmamaya karar verdim. Çünkü bu sosyal medyadan inanılmaz mutlu olmaya ve eğlenmeye başladım. O dönemlerde sosyal medyadan para da kazanmıyordum aslında ama gayet güzel gidiyordu. Ha dedim ben buradan güzel şeyler yaşayacağım bence. O yüzden bir müddet dizi yapmayacağım. Çünkü kötü dizilerde oynamak istemiyorum. En iyisi gelene kadar bekleyeceğim dedim. En iyisi ne dediler? Gülse Birsel gelene kadar bekleyeceğim dedim. Size yemin ediyorum. Gülse olmazsa da oynamayacağım dedi. Ne olacak? Aç mı kalacaksın dediler. Evet gerek kısa aç kalacağım dedim. Olmadı. İnstoş'ta kaydırmalı yapacağım dedim. Yani yapacak bir şey yok. Ya arkadaşlar 2 yıl falan hiç dizide oynamadım ki benim her yıl bir dizim muhakkak olurdu. Hiçbir yerde oynamayacağım zar sok dedim. Sonra Gülse Birsel'i beklemeye başladım. Arkadaşlar Gülse'nin dizi yaptığını duydum ama Gülse beni aramıyor. Herkes seçiliyor çevremdeki herkes ben seçildim diyor. Ben seçildim. Gülse beni işe aldı falan. Abi beni de alacaktı hani benim hayalimde o var çünkü. Beni arayan sana yok. Ve bir gece Gülse Birsel beni aradı. Dedi ki yeni işimde birlikte miyiz? Dedi ben böyle oldum. Evet. Evet. Kabul ediyorum. Gülse bana evlenme teklifi etmiş gibi inanılmaz mutlu ve heyecanlıydım. Neyse sonra o işe başladım. Sonra baktım oh, hayat ne kadar güzelmiş. Kendini rahat bıraktıkça, böyle hiçbir şey takmadıkça, küçücük şeyleri büyütmedikçe hayat inanılmaz güzelleşiyor. Lütfen bunu bir kenarınıza yazın. Sonra ardından neler oldu? Başıma neler geldi? Bir gün telefonum çaldı. Menajerim aradı ve dedi ki Enis GQ yılın erkeği seçildin dedi. Ben böyle yaptım. Yılın erkeği. Kıvanç değil, Kenan değil. Görüyorsunuzdur buralarda Kıvanç, Kenan ve ben. İnanılmaz. O değil, bu değil. Ben mi dedim seçildim, menajerim öyle yaptı. Yok canım, sen komedi yılın erkeği seçildin dedi. Bir tık bozuldum ama okey yani. Sonuçta yılın erkeği olayım da nereden oluyorsa olsun yani. Yeter ki yılın erkeği olayım. Ve GQ ödül törenine gittim. Benim için inanılmaz heyecanlıydı. Çok şık bir takım elbise giyindim. Süslendim, püslendim, gittim. Sahneye çıkana kadar gerçekten Ezgi yanımda oturuyor. Böyle bacağını cimcikliyorum. Ezgi benim anlatacak hiçbir şeyim yok. Ezgi konuşma hazırlamadım. Ben ne yapacağım falan derken sahneye Demet Evgar çıktı ve çok dramatik bir konuşma yaptı. Şimdi o kadar etkilendim ki onun konuşmasından böyle yaptım ya. Ben de komedi erkek seçildim. Komik bir şeyler söylemem gerekiyor. Ama Demet beni o kadar etkiledi ki ben de kendimle ilgili şöyle bir hikaye anlattım. Tökezliğe tökezliğe. Çünkü hiç düşünmemiştim üzerine. O an aklıma gelmişti. Buyurun izleyin. İnanılmaz dramatik bir konuşmaydı bence. Yani en azından benim dudağım titriyordu belli etmesem de. Sonra sahneye inip koltuğuma otururken arkadaşlar o güzelim takım elbisem zart diye ayrıldı. Ve GQ ödül töreninde hep böyle popomu işte duvara sürte 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 evime geri dönmek zorunda kaldım. Hiç önemli değil. Baba gibi ödülüm var. İçeride havasını sonra atarım. Şu an içeri gidip getirmeye üşendim. Ve bunlardan sonra bir gün Ezgi Mola beni aradı ve dedi ki Enis Alice yapılıyor Zorlu'da. İşte sen tavşan olacaksın. Ben kraliçe olacağım, Serenay Alice olacak falan dedim ki Ezgi'ci ben 50 yaşına geldim. Bu yaştan sonra ben dedim tavşan oynayamam, ben evde story çekmek istiyorum. Sen dedi salak mısın böyle büyük prodüksiyon yok falan dedi. Dedim ki ben oynayamam. Ezgi ne olur sen git kraliçe oynayamam. Aa dedi sen olmazsan ben olamam. Sen dedim manyak mısın git oyna yani niye birlikte mi oynamak zorundayız falan. Neyse üzerinden bir ay geçti ben kabul etmedim işi. Bir gün yine menajerim aradı ve dedi ki senin dedi kro dedi sen kimsin ki dedi bu işi dedi reddediyorsun dedi böyle işi sen gördün mü hiç falan dedi. Allah Allah ne olur. Hemen de toplantıya geliyorsun. Neyse arkadaşlar ben toplantıya gittim. Yönetmenler bilmem ne bana projeyi bir anlattı. Benim elim ayağım titriyor. Dedim ki gerçekten şu bir ayda kimseyi almadınız mı benim yerime? Dedim hayır almadık dediler ya seni bekliyoruz.
Allah'ım dedim sana şükürler olsun. Hayalimdeki her şey var. Dans edeceğim, şarkı söyleyeceğim. Yani müthiş bir şey benim için. Ve dediler niye reddettin? Dedim ki ne bileyim tavşan olacağım diye yani. Bir kafam basmadı tavşan olmaya bu yaştan sonra dedim. Ama dedim ne olur başkasını almadıysanız ben okeyim. Sonra hemen çıktım oradan Ezgi'ye aradım. Ezgi sana inanılmaz bir haberim var dedim. Ben dedim tavşan oldum. Ezgi böyle yaptı. Dedim gerizekalı ben dedi senin yüzünden dedi reddettim kraliçeyi dedi. Ben ne yapacağım şimdi? Ana dedi. Ben hemen ekibi aradım böyle yaptım. Kraliçeyi birini buldunuz mu? Biz Ezgi'yle birlikte olmak istiyoruz falan. Neyse ki kraliçeyi de bulunmamıştı. Biz Ezgi'yle birlikte Alice'e başladık. Ve hayatımda yani en keyif aldığım işlerden bir tanesi. İzlediğinizde seversiniz sevmezsiniz. O beni hiç ilgilendirmiyor. O çok ayıp. Yani gerçekten ben sahnede mutluysam çok eleştirileri de takmıyorum. En istediğim şeyi yapıyorum. Türkiye'deki bence en büyük prodüksiyon. En güzel dekorlar, en güzel kostümler. En tatlı oyuncularla birlikte çalışıyorum. O yüzden inanılmaz mutluyum. İyi ki yapmışım dediğim işlerden biri. Yılbaşı gecesine dönersek O Ses Türkiye hikayem var bir de. O Ses Türkiye'ye çıkarken ben tabii ki yine tüm heyecanımla arkadaşlarıma anlatıyordum. İşte tüllerle çıkacağım, işte böyle yapacağım, şöyle dans edeceğim falan. Herkes gene bana salak muamelesi yaptı. İnanamıyorum, rezil olacaksın abi. İşte niye böyle şeyler, o şarkıyı sen söyleyemezsin ki falan. Dedim ki niye söyleyemeyim? Ayrıca söyleyemesem ne olacak? Ne olacak? Ben bu algıyı anlayamıyorum. Yani güleriz, eğleniriz yani. Ne kadar komik. Betone olmak kadar komik bir şey var mı? Ben de diğer sanatçılar gibi çıkıp ciddi ciddi diye şarkı söyleyemem. Ben işin geyiğinde bir adamım ve eğlenmek istiyorum. Rezil olsam ne olacak anasını satayım dedim. Yine her zaman bizim zaten en büyük problemimiz bu bence ilişkilerimizde. Ne iş yaparsak yapayım hep buralarımızda birileri ama böyle yaparsan şöyle olur. Hayır kardeşim ben hissediyorsam doğrudur. Sen benim kadar bilmiyorsun. Sen bir kenara dur diyesin geliyor artık. Yemin ediyorum öyle. Bak sosyal medyada da öyle oldu. Hep önümü kesmeye çalıştı bütün arkadaş. Çekme rezil olsun. Ne rezil oluyorum? Sen rezil oldun bak. Neredesin sen şimdi? Ama ben kapı gibi şaka şaka. Yani gerçekten çok insanların hayatına karışmamak gerektiğini düşünüyorum o yüzden. Ve ben O Ses Türkiye'de aman ben de böyle öyle bir anlatıyorum ki sanki her şey muhteşemmiş gibi. Evet her şey muhteşem. Neyse. Sonra O Ses Türkiye'ye çıkarken bayağı hazırlandım. İşte şan dersleri aldım çünkü sesim yetmiyor şarkıya. Geberiyorum, sesim kısılıyor. Ve yani yok dedim ben bunun altından kalkacağım. Bunun bir yolu olmalı. O gün uyandım O Ses Türkiye günü gittim. Tüllerimi yaptırdım. Dansçıları ayarladım falan. O gün uyandım hemen şan hocasına sabah 10'da gittim. Sesimi açmaya ben çok tembel görünürüm ama çok da hırslı ve çalışkan bir tipimdir aslında. Hemen gittim sesimi açtım. Hoca sesimi öyle bir açtı ki gümbür gümbür söylüyorum. Allah'ım dedim inşallah sahnede de böyle söylerim. Gerçekten nadirdir benim heyecanlandığım. Sanırım bu benim işimle evet bağlantılı şarkı söylemek elbette ama hiç deneyimlediğim bir şey değildi. Ve yani o sahneye çıkarken ki bacağımın titrekliğini ve o yüzümdeki tedirginliği Merve birazdan sağa ya da sola koyar. Yani orada yürürken ki korkumu ömrüm boyunca unutmayacağım. Ve en tatlısı şu. Hani şarkının o nakarat kısmı gelir ve ha diye bağırırsın ya. Benim oradaki bağırışımı Merve koyar mısın? Ha! Ha! Sesim gidiyor. Astı. O kadar kötü ki. Ve tabii ki gecenin birincisi seçildim. Yok yok gecenin birincisi diye bir şey yoktu. Ama çok Seda Bacım'ı seçecektim. İnanılmaz ben Seda Bacımcıyımdır. Bu arada Instagram'da full Seda Bacı izliyorum. Nedenini bilmiyorum. Arkadaşlar ben büyülenmiş gibi Seda Sayan görünce böyle kalıyorum. Demin de fotoğrafımın altına yazmış. Ben de ona cevap verdim. Seda Bacım. Hadise benle ilgili o kadar etkileyici cümleler söyledik. Ben orada yine böyle sahnede titremeye başladım. Sen sosyal medyadan o kadar güzel şeyler öğretiyorsun ki insanlara mutlu olmayı, huzurlu olmayı, kimseyle tartışmamayı, insanlarla iyi geçinmeyi. Bunun gibi yani onun cümlelerini ben söyleyemem. Ayıp etmeyeyim. O kadar etkileyici cümleler söyledi ki benim için tam böyle hayatta insanların beni görmek istediği figür gibi anlattı. Hayır. Bu İnsan keşke biraz daha kitap okusaydım dün gece. Edebiyatım çok kötü. Neyse beni o kadar güzel anlattı ki ben inanılmaz etkilendim. Gerçekten Allah'ım beni bir insan bu kadar iyi tanıyamaz falan yani. Evet herkesin benim hakkımda böyle düşünmesini çok isterdim. İnşallah öyle düşünür çoğu insan. Ve bir anda ben Seda Bacım'dan dönsen hadiseyi seç. Ve hemen iki dramatik cümleye buram titredi. Hadiseyi seçtim. İyi ki de seçmişim. Sonra Hadise bana söz vermişti. Alice'in ilk oyununa ben geleceğim diye. Ve gerçekten böyle selam verirken böyle aşağıya bir kalktım. En önde Hadise oturuyor. Ana sözünü tutmuş gelmiş falan olmuştu. Böyle şeylerim
dışarıdan baktığımızda cool karşılanıyor zannedilebilir ama hepsi bizler için çok büyük heyecanlar. Biz ne olursa olsun bunları yaşamak için bu tiyatroları okuduk, sahnede olduk. Hepsinin tadına bakmak istiyoruz, merak ediyoruz. İşte sadece tiyatro okuduğun için tiyatro yapmak zorunda hissetmiyorum asla kendimi. İstediğim işi yapıyorum. İşte aylar geçti efendim, aylar geçti. Bir gün Trendyol beni çağırdı ve dedi ki senle bir proje yapmak istiyoruz. Mayo mankenimiz olur musun dediler. Ben dedim ki yani vücudum çok güzel. Bakın belim, ajda bardak koyar mısın Merve? Benim bu kadardı. Ve dedim ki ama soyunmak istemiyorum. Çünkü halk beni çok masum ve tatlı tanıdı. Soyunmak istemiyorum. Plajlarda bile soyunmuyorum. Çünkü tatlı ve evimizin oğlu olarak görünmek istiyorum. Şaka tabii bunlar. Şişko olduğum için. Dedim ki benim vücudunu çekin benim kafamı koyun dedim. Trendyol'da okey dedi. O kadar mutlu oluyorum ki kardeşim. Ne güzel artık herkes her şeye çok açık. Herkes eğlenmeye başladı. Yemin ediyorum bu sosyal medyadan sonra oldu. Yok efendim biz bunu yaparsak markamızın itibarı sarsılır falan. Hiç öyle şeyler yok artık. Müthişsiniz. O yüzden bayılıyorum sizin gibi markalarla çalışmaya. Hatta böyle çok keskin, katı kuralları olan markalarla da asla çalışmıyorum. Şu cümleyi söyleyeceksin. Hayır kardeşim, benim takipçim senin o cümlenle eğlenmiyor. Benim bu cümlemle eğleniyor. Ben onu senden daha iyi biliyorum diyorum. O yüzden o markaları tercih etmiyorum. Ama çok şeker markalar var elimde. Hiç bana karışmayan, bayıldığım. Onlarla birlikte çok mutluyum. Neyse işte hayata önce çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükrediyorum. Size şükrediyorum. İyi ki varsınız. İnanılmaz güzel günler gördüm sayenizde. Daha güzelleri olacak inşallah. Hep birlikte olsun. Sizlerin daha da güzeli olsun inşallah. Yakında bir projem daha başlıyor. Ama yine söylemem yasak. Nefret ediyorum söylememekten. İstiyorum ki her şeyi bıdır bıdır söyleyeyim anasını satayım ama olmuyor. İzin vermiyorlar bazen. Olsun. Yakında görürsünüz. Haftaya konuğum da Şebnem Bozoklu. Şebnem benim için çok değerli bir arkadaş, kardeş, dost. Onunla ilgili inanılmaz anılarımı anlatacağım. İnanamayacaksınız. Haftaya abone olun. Haftaya yeni videomu bekleyin. Seviyorum. İyi ki varsınız. Abone olun. Abone. Aboneyim, abone.